Herkese merhaba, ben Gönül Çol. Pezik tarifiyle şimdi, pezik yoğurtlaması tarifiyle veya yoğurtlu pezikle tarifini göstermek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Tamam. Başlıyoruz. İki tamam. Bağ pezik vardı. Doğradım, yıkadım. Kaynar suda haşlayacağım. Ondan sonra soğuk suya alacağız. Soğuk suda süzüp sıkacağız. Üzerine sarımsaklı yoğurt koyacağız. Salçalı yağ yapacağız. Nane katacağız. İsteyen arzadan pul biber de yapabilir, katabilir. Evet. Umarım beğenirsiniz. Şimdi tencereyi koyduk. Suyumuz kaynıyor. Kaynamaya başladı. Önce suyu kaynatıyoruz. Tam fokur fokur kaynaması gerekiyor. Pezimiz nerede? Burada, bu konuda çıkıyor. Bu peziği nerede topladınız? Dışarıdan mı aldınız? Satın alma. Satın aldık, evet. Evet. Genelde köyde yapılıyor ama. Evet. Zaten Ordulular'ın bildiği yani. Ekseriyesinin bildiği bir şey. En güzel ne zaman olur? Bu kışın mı olur? İlkbaharda mı olur? Hemen hemen her mevsim olur ama şimdi biraz bu mevsimler kıt olabilir. Çiçeğe gidecekler. Çiçek mevsimi ilkbaharda. Ama yazında yeni tazeleri çok lezzetli oluyor. Evet. Islanak gibi. Karadeniz'de o zaman? Temmuz, Ağustos'ta ondan sonra çıkıyorlar. Çok lezzetli oluyor. Yaparız, börek de yaparız. Kızartırız, buzlamasını yaparız. Ordular artık. Çorbasını yaparız. Bunun sapı da sapıyla birlikte mi şey yapılıyor? Evet, sadece yaprağı mı? Sapıyla herhalde. Ama ben şimdi sapını üste getirdim biraz. Biraz daha 2 dakika üzeri alacağım. Suyu kaynayan suya. Suyumuz kaynayınca? Evet. İçine peziğimizi atıyoruz. Evet, biz ordular pezik diyoruz. Hazır. Gayet yeşil. Evet. Genç, nazik. Lahana gibi mi? Lahana'ya evet. Benziyor mu? Evet, benziyor. Şimdi pezik koyduk kaynayan suya. Kaynayacak, yeşillenecek. Piştiği zaman soğuk suyu çıkaracağım. Allah izin verirse. Şuna başka bir şey koyacak mıyız bu aşamada? Hayır. Yoğurta nasıl olduğu için koymuyorum. O şekilde öğrendik. Annem yoğurtlamasını yapacağım zaman pirinç atıyordu aşamanın içine. Şöyle birkaç kaşık pirinç oluyor. Abi. Çocukken öyle görmüştüm. Abi çok şimdi pirinç atmayacağız mı? Hayır atmayacağım. Ben onu sadece bilgi olarak verdim. Pezeyi nasıl olup olmadığını anlayacağız. Ben pişiyorum acaba, pişti mi? Farklı malzeme. Birkaç dakikalık bana ezerek belli oluyor. Ezildiği zaman? Evet. Olmuş oluyor. Saplara bakıyoruz. Alabilir. Şu an pişti mi? Pişti. Şimdi bunu biz soğuk suya koyuyoruz. Evet. Soğuk sudan sıkarak. Peki bunu niçin yapıyorduk? Yoğurt yiyeceğiz. Üzerine yoğurt döküp sarımsaklı yoğurt dökeceğiz. Evet. Şu an bunu süzüyoruz galiba. Bunu süzüyorum. Evet, önce haşladık, sonra soğuk suya koyduk. Evet. Şimdi ise süzüyoruz. Evet. Bizim uzun bir. Şimdi
sıkıyoruz. Evet. Suyunu alıyoruz. Kuvveti sıkmak gerekiyor da. İnşallah başarılı olur. Şimdi. Bundan sonra daha başka işlem var mı bu pezik hakkında? Yoğurdu koyacağız. Üstüne sarımsaklı yoğurt koyacağız ve o şekilde evet, değil mi? Evet, yoğurt koyacağız. Sonra sunumunu yapacağız. Sarımsağını katıyoruz. Sarımsak katıyoruz, tuz katıyoruz. Evet. Biraz az katıyorum, sonra tekrar ilave ederiz. Yoğurdu harmanladık, tatlısını koyuyoruz. Kaptığımız pazıyı yoğurdun içine evet. ekledik. Ya da yoğurdu pazının üzerine koyabilirdim. Belki pazı yoğurdu çok kaldırıyor. Dengeli olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bu bir nevi salata gibi mi olacak? Yani meze gibi mi oluyor? Evet, evet. Meze gibi oluyor. Salata gibi. Tamamdır. Hepsini koymayacak mısınız? Koyarım ama yoğurdu biraz daha bol olursa kıvama daha lezzetli daha güzel. Evet. Bana da beğenebilirim. Sanki bunun içine ceviz de fındık yakışır gibi. Bizim burada Karadeniz'e pek koymuyoruz. Orada veya benim ailemde bir tercih ettik. Yaptığımız pazıyı evet. servis kasesine aldık. Başka bir şey eklemiyoruz. Bu kadar herhalde. Üzerine ben yağ gezdirmek istiyorum. Üzerine yağ gezdireceğiz. Evet, salçalı yağ gezdireceğiz. Burada bunun için yapıyoruz. Pazın üzerine gezdireceğim. Pazının üzerine gezdirmek için yağda salça kızartıyoruz. Evet. Bir kısmını da paçanın üzerine katacağız. Yani bir şey koyacak mıyız başka onun üstüne? Nane pul biberle gezdiriliyor da. Acıyı sevmeyenler için Türk nane gezdireceğiz. Ben bunu da tercih edelim. Nane gezdireceğim. İnşallah tuzu da iyidir. Bakalım mı? Yaptığımız şeyi şöyle gezdiriyoruz. Gayet güzel bir görüntü oldu. İçinde yağ olmayacak. Bu kadar. Afiyet olsun.